Merhabalar ben Fulya mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel çilekli böyle yumuşacık pandispanyasında da borcamda yapabileceğiniz nefis bir pasta tarifim olacak. Gerçekten çok pratik çok lezzetli hemen malzemelere geçiyorum. 4 yumurta kullanacağım bir tanesi patladı kırarken. 1 su bardağı toz şekerim var onu ekleyeceğim. Bir buçuk su bardağı unum var eledim onu da. Birer pakette vanilya ve kabartma tozu kullanacağım. Ee, burada yağ ve süt kullanmayacağım için yumurta ile şekeri çok güzel çırpmam gerekiyor. Diğer tariflerde olduğu gibi. Şekeri yumurtaların içine ekledim. Ve şimdi çırpmaya başlayacağım. Beyaz beyaz olup bir böyle krema kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edeceğim. Siz de güzelce çırpmaya özen gösterin lütfen. Böyle sağa sola sağa sola doğru hareket ettirerek mikserimi içine hava hapsetmeye çalışıyorum ve böylece puf puf yumuşacık sünger gibi bir kıvamda olacak piştiği zaman. Ekleyeceğim unu önceden eledim çünkü elenmiş un kullanacağım. E, o da yine daha iyi kabarması daha puf olması için. O yüzden siz de lütfen eleyin ununuzu. Kısalta kısalta gösterdim ama gerçekten e, uzun bir süre çırptım böyle açık bir renk olması için. Beyazlaştı artık kremamsı bir kıvam aldı. Unumu ekleyebilirim şimdi içerisine. Gerçekten çok kolay bir pandispanyası var. E, yerken de yumuşacık oluyor kremam. Kıvamını anlatamam. Çok güzel. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. E i̇ster borcamda yapın, ister kalıpta yapın, ister fırın kabında yapın. Ne de isterseniz olur. Ben şimdi kullandığım kalıbı ve e ölçüsünü de göstereceğim. Videonun altına açıklama kısmına bu arada hem malzemeleri hem kullandığım bardak, kalıp vesaire onların ölçülerini de ekleyeceğim. Kuru malzemeleri ekledikten sonra onları da çırpıyorum güzelce. Hiç topak kalmayıncaya kadar çırpmam yeterli. Bu aşamada çok uzun çırpmamıza gerek yok. Şöyle güzelce karışıp homojen bir kıvam aldığında çırpmayı bırakacağım artık. Bu arada bunun içine mesela portakal kabuğu rendesi, limon kabuğu rendesi ya da kurutulmuş meyve tozları vesaire sevdiğiniz bu tarz şeylerden ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim, sade yaptım. Aynı şekilde un miktarını biraz azaltıp kakao da ekleyebilirsiniz. Kakaolu yapmak isterseniz. Artık pandispanyamın harcı hazır. Kıvamı da böyle. Bu arada fırınımı 170 derece alt üst fansız ayarda ısınması için açtım. Şimdi harcımı artık tepsiye dökebilirim. Ben şöyle bir kalıp kullanacağım ama eğer bundan yoksa siz hiç üzülmeyin. Ee, kare borcamın büyük boyuyla da rahatlıkla yapabilirsiniz. Ölçüyü yine aşağı yazacağım. Bunu koyduğum zaman alttan sızmıyor mu diye soranlar oluyor alttan sızmıyor kesinlikle Yağlı kağıt serdiğim tepsiye bunu koydum Şimdi ortasına da harcı koyacağım Gerçekten iyi oluyor bu kalıpları seviyorum çünkü büyüyüp küçülebiliyor o yüzden pratiklik oluyor hangi ölçüde istersem O ölçüde ayarlayabiliyorum Şimdi harcımı Artık tepsiye döküyorum Kıvamını da buradan görüyorsunuz çok sıvı kıvamlı bir harç değil Şimdi yayacağım tepsinin dibine ve yayarken de her tarafına eşit getirmeye çalışacağım. Çünkü yamuk yumuk kabarmasını istemem. Her tarafa eşit bir şekilde yaydıktan sonra artık şöyle tezgaha iki kere vurup tepsimi fırına alabilirim. Benim fırınımda yaklaşık 25 dakikada pişti ama gözünüz üstünde olsun fırından fırına değişebilir. Şimdi bu pişerken ben kremamı hazırlamaya geçiyorum. Şimdi kremam için 3 su bardağı sütü aldım tencereye. Altını açmıyorum. 1,5 yemek kaşığı nişasta ekliyorum önce. Bir tane yumurta sarım var. Mutlaka koyun. Bu tarz kremalara çok yakışıyor hem kıvam hem tat olarak çünkü. bir 1 su bardağından 2 parmak eksik 6 yemek kaşığı toz şekerim var. Bunu da ekledim. Ne düşürdük şekerin içine? Ve 2 dolu yemek kaşığı da un koyacağım. Şöyle dolu dolu. Burada da piştikten sonra koymak için bir paket e, krem şanti ile bir tane vanilyam var. Bunlar şimdilik kenarda dursun. Krema harcım tamamen homojen bir kıvam alana kadar böyle bir çırpıcı yardımıyla çırpacağım. Ondan sonra ocağın altını açacağım. Orta ateşte böyle devamlı karıştırarak pişirmeye başlayacağım. Yavaş yavaş kıvam alacak. Karıştırmayı hiç bırakmayacağım. Ve kaynayıp kıvam aldığında bu hale geldiğinde ocağın altını kapatıp bir paket vanilya içine ekleyip karıştıracağım. Vanilyadan sonra soğuması için bekleteceğim bu arada krem şantiyi hemen eklemeyeceğim Güzelce karıştırıyorum Hızlı soğumasını isterseniz farklı bir kaba aktarabilirsiniz bu aşamada ben öyle yapacağım muhtemelen siz bulaşık çıkar mı diyeceksiniz Bana yorumlarda en çok gelen yorumlardan biri fazla kap kullandığım videolarda Şimdi bunu artık kenara alacağım hemen kekimi kontrol ediyorum O da pişmek üzere bu arada bu beklediğinde daha güzel oluyor onu da söyleyeyim bir gece önceden de yapabilirsiniz Kremam artık iyice soğudu. İçine şimdi krem şantimi ekleyip çırpabilirim. Şöyle krem şantiyi önce ekleyeceğim. Bir kaşık yardımıyla karıştıracağım. Çünkü hemen çırparsam çok fazla etrafa sıçrıyor ve her taraf krem şanti oluyor. Karıştırdıktan sonra artık güzelce çırpacağım. Çok güzel ipek gibi bir krema elde edeceğim. Bunu başka tariflerde de kullanabilirsiniz. Ben Alman pastası tarifi vermiştim. Porsiyonlu kakaolu onda da kullanmıştım. Kreması çok sevilmişti. Ee, bu tarz tariflerde kullanıyorum. Güzel oluyor. İsterseniz içine beyaz çikolata da ekleyebilirsiniz bu arada. Vanilya e, eklediğiniz esnada. Ben koymadım bu sefer. Şöyle kekimi fırından aldım. Soğumasına izin verdim. Kalıbın kenarlarından bıçakla geçiyorum. Kolay çıkarmak için. Ondan sonra kalıbı artık çıkarabilirim. Borcamda yaparsanız burada içine yağlı kağıt oturturarak yaparsanız çok kolay çıkaracaksınız. Hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Daha önce yaptım çünkü biliyorum. Şu an tam soğumadı. Çok ellemek istemiyorum ama hakikaten pamuk gibi böyle sünger gibi yumuşacık bir şey oldu. Ee, bu arada kremam da hazır. Kremamı şimdi buzdolabına atmak için şöyle kullanat krema torbalarım var. Birini böyle sürahinin içine oturttum kolay doldurabilmek için. Kremayı isterseniz direkt kaşık yardımıyla spatula yardımıyla da sürebilirsiniz pastayı ama ben böyle sıkma torbasıyla sıkacağım. Bunlarla pratik oluyor çünkü kolay oluyor. Doldurdum torbamın içini. Şimdi bunu buzdolabına alacağım. Orada kıvamı da tadı da oturacak. Böyle 1-2 saat soğuyacak. Ondan sonra pastamı süsleyecek. Kekimi de şimdi bir tabağa alacağım. Kare tabağım yokmuş bu arada. Onu da videoyu çekerken fark ettim. O yüzden önce yuvarlak bir tabak e, kullandım. Ondan sonra ondan da vazgeçtim. Borcama aldım. Çünkü uygun boyutta bir tabağım yokmuş. E, kekim böyle yumuşacık. Tekrar göstereyim. Güvenle yapabilirsiniz bu tarifi. Gerçekten harika oluyor. Bir kesme teli ya da büyük bir bıçak yardımıyla şimdi ikiye ayıracağım bu keki. Artık süsleme kısmı tamamen size kalmış. Bir de bir su bardağı soğuk süt kullanacağım keki ıslatmada. Onu baştan söylememiştim, unutmuştum. Şöyle kekimi düzgün bir şekilde kesiyorum. Şimdi içini açtığımda siz de göreceksiniz gerçekten ne kadar güzel olduğunu kıvamının. Oldukça az malzemeli, pratik, ekonomik yani böyle her evde yapılabilecek bir tarif diye düşünüyorum. Kekimi kestim. Şöyle açıyorum. Bu aşamada ister benim gibi borcama alın, ister direkt sers edeceğiniz tabağa koyun. Kıvamını göstereyim. Çok güzel. Yumuşacık. Ya yani rulo bile yapılır aslında. Çok güzel oldu ama ee, borcamda yaparım diye yola çıktığım için hiç ruloya geçmedim. Şöyle bir su bardağı sütümün yarısıyla bu katmanı ıslatacağım. Diğer yarısıyla üst katmanı ıslatacağım. Burada sevdiğiniz aromalı sütler yapıp koyabilirsiniz bu arada. İlla sade süt kullanmak zorunda değilsiniz. Yarısını döktüm. Şimdi krema sıkacağım. Dediğim gibi ben sadece kolay geldiği için böyle kremayı sıkıyorum. Zaten bu krema arada kalacağı için gözükmeyecek ama isterseniz böyle bir büyük spatula yardımıyla da sürebilirsiniz arasına. Ben biraz bol kremalı seviyorum. Bir de bu kremanın tadını çok seviyorum hakikaten. O yüzden bol bol sıktım. Süslemesi de tamamen size kalmış. Ben birazcık beyaz çikolata, biraz fındık, biraz çilek kullanacağım. Çileğin de tam zamanı iken mutlaka deneyin. Çok lezzetli oluyor. Bu pastaya da çok yakışıyor. Çileklerimi yayacağım. Dediğim gibi süsleme kısmı size ait. Siz sevdiğiniz şekillerde yapabilirsiniz. Çilek, fındık, beyaz çikolata yaydıktan sonra diğer üst katmanı koyacağım üzerine. Burada şurada beyaz çikolata serpeceğim şimdi. O çok soruluyor. Onu pasta malzemesi satan yerlerden bulabilirsiniz. Ben de o tarz bir yerden almıştım internetten. İkinci katı da üzerine koyuyorum şimdi. Yarım su bardağı sütüm kalmıştı. Onu da güzelce üzerine gezdiriyorum. Süte şeker ekliyorlar bazı tariflerde ama bence hiç gerek yok zaten e, hem kremada hem pandispanyamızda şeker var o yüzden tadı gayet güzel oluyor bence şeker koymayın süte. Bir de ben böyle dilimleyerek süsleyip servis ediyorum çünkü daha kolayıma geliyor süsledikten sonra kesmek daha zor geliyor. Bu da kolaylık oluyor isterseniz bu şekilde yapın isterseniz e, kesmeden yapın üzerine de krema sıkacağım. Genelde kısa video yapmaya çalışıyorum sıkıcı olmasın diye ama bunu biraz uzun tuttum. Çok fazla hızlandırıp kesmedim. E, bu aşamaları hızlandırdım tabii ki. E, geleceğini düşündüğüm soruların hepsini cevaplamaya çalıştım. Yine aklıma gelen şeyler olursa yorum kısmına sabitlerim, oraya yazarım. Ya da siz e, söylemediğim bir şey varsa, merak ettiğiniz bir şey varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Onları da elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum. Şöyle üzerine süsleyip artık servise hazır hale getireceğim. E, bu arada isterseniz beni Instagram'da da Happy Foodsa ile bulabilirsiniz ya da Fulya Çelik olarak orada da takip edebilirsiniz. Artık pastamın son haline geldik. Şimdi bir de e, çatalla kıvamını göstereceğim. Siz bunu izlerken çocuklar çoktan tadına baktılar bile ben de öyle. Gerçekten çok lezzetli bir tarif denemenizi ısrarla öneriyorum. Hakikaten hem kolay hem sizi yormayacak. E, denerseniz de mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Görüntüyü umarım beğenirsiniz. Görüntü konusunda pek iddiam yok ama lezzet konusunda var gerçekten çok beğeneceğinizi düşünüyorum çünkü benim favori tariflerimden. Şöyle hemen bir çatal alıyorum ve yeni tariflerde görüşünceye kadar hoşçakalın kendinize iyi bakın diyorum. Videomu da buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.